Sağlıklı yaşamdan güzel bir gün diliyoruz, mutlu bir gün diliyoruz değerli izleyenler. Yine değerli bir konuğumuzla bugün de sizlerleyiz. Bugün sağlıklı yaşamda göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Füsun Yıldız bizlerle oluyor. Kendisiyle bugün sizler için KOAH'ı önlemek için neler yapılabilir bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim güzel davetiniz için. Biz teşekkür ederiz kırmayıp katıldığınız için. Benim için her zaman çok önemli bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı. Hele bunu bir ekran karşısında, ekran kanalıyla, kanal vasıtasıyla yapabiliyorsak çok daha mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok daha fazla ediyoruz. Kişiye ulaşabiliyoruz. Teşekkürler. Evet, ne kadar güzel. Neler yapıyorsunuz öncelikle bu geçirdiğimiz süreçte? Bize biraz bunlardan bahsedin. İsterseniz evet. Çalışmalarınızdan bahsedelim evet. Biraz. İlk Kıbrıs'a geldiğimde 1,5 yıl önce sizin kanalınızda televizyona çıkmıştım. Yine Dünya KOAH Günü'ydü sanıyorum. Hı hı. Bir yılı geçmiş demek ki üzerinden. Zaman tabii, çabuk geçiyor. Evet çabuk geçiyor. Sonra tekrar birkaç program yaptık. Tabii o günden bugüne adadaki uyum süreci bitti. Çalışma ortamı daha sabitlendi. Son derece güzel bir ortam sağladım. Ve bir akademisyenin yapması gereken aslında birçok işi programlayıp yapabiliyorum. Tabii sigara mücadelem burada da devam ediyor. Hı hı. Belediyelerle güzel programlar yaptık. Lapta Belediyesi ile, Esentepe Belediyesi ile halk eğitim toplantıları yaptık. Şimdi inşallah 13 Aralık'ta Değirmenlik Belediyesi ile beraber gençlere yönelik yine bir bağımlı olma, özgür ol sloganıyla bir toplantı ve bilgilendirme sempozyumu yapacağız. Ne kadar güzel. Bunun dışında Yakın Doğu Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı ve biz Girne Üniversitesi ortaklaşa bir hekimlere yönelik sigara bırakma eğitim toplantısı yaptık yaklaşık 1-1,5 ay kadar önce. Hı hı. Ve burada bu konuda çalışmak isteyen hekimlere bunun yöntemlerini anlatan bir eğitim toplantısı oldu. Son derece evet, güzel oldukça geçti. Oldukça aktif bir şekilde geçiyor evet. Günleriniz. Geçen hafta da Dünya KOAH Günü'ydü. Bugün konuşacağız. Hı hı. Dünya KOAH Günü'nde de yine Sağlık Bakanımızın davetiyle Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği bir sempozyum, halka yönelik bir toplantı yapıldı devlet hastanesinde. Burada da konuşmacı olarak katılıp yine katılanların sorularına ve bu hastalıkla ilgili bilgi düzeylerinin artması için konuşmalar yaptık. Hı hı. Bir başka güzel gelişme de... Evet, ben de tam ona gelecektim. Evet. Siz buyurun. Soru olarak da sorabilirsiniz belki. Bizim Türkiye'de bir uzmanlık derneğimiz var. Göğüs hastalıkları uzmanlarının en büyük uzmanlık derneği Türk Toraks Derneği. Hı hı. Eylül ayında bunun temsilciliğini, Kıbrıs temsilciliğini açmak için başvuruda bulunmuştuk İçişleri Bakanlığı'na. Yapılan araştırmalar sonucunda derneğimizin burada temsilcilik açması onaylandı. Tabii bu bizleri çok mutlu etti. Tabii sadece bizleri değil, buradaki çalışan göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşlarımız da. Zaten bunlar, bu arkadaşlarımız bizim derneğimizin üyesiydi. Şimdi evet, biz artık Kıbrıs çatısı altında derneğimizi temsilen çok güzel burada bir gelişme çalışacağız. Bu gerçekten. Bu eğitimimizin sürekliliğini diyelim. Sağlamak, bizim öğrendiklerimizi insanlara aktarmak, becerilerimizi halka aktarmak adına ve hastalıklarla mücadelemizde önümüzün daha aydınlık olmasını sağlayacak bir katkı. Ben heyecan duyuyorum çok. Evet, arkadaşlarım o yansıyor da zaten. Öyle. Toplandık devlet hastanesindeki göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşlarım. Onlar da çok mutlular. Gelecek günlerde inşallah güzel aktiviteler, programlar düzenleyeceğiz burada. Biraz bahsedelim mi isterseniz bu önümüzdeki günler için Türk Toraks Derneği'nin Kıbrıs temsilciliği olarak ne gibi faaliyetler planlıyorsunuz ve bu süreçte neler yaptınız? Biraz onu da anlatalım isterseniz. Evet, şimdi derneğimizin bir merkez yürütme kurulu var tabii. Biz ona bağlı olarak çalışıyoruz. Ankara bizim derneğimizin merkezi. Onlarla yaptığım görüşmeler sonrasında çeşitli kurslar yapmayı planlıyoruz. Bunun ilkini de daha kesin karar verilmemekle birlikte tüberküloz konusunda yapmak arzusundayız. Hı hı. Sağlık Bakanlığı ile yine görüşüp beraber birlikte bir program düzenlemeyi düşünüyoruz. Bir tüberküloz kursu ile başlamak isteriz. Bunun dışında tabii üyelikleri hemen arttırmamız gerekiyor. Kıbrıs çatısı altındaki zaten Türkiye'nin değişik illerinde olan üyelerimizi buradaki çatı altına toplamaya çalışacağız. Bununla ilgili internet ve web sitesindeki çalışmalar tamamlanmak üzere derneğimizin. Bu da inşallah 2019 yılı itibariyle artık kendi üyelerimizin olduğu bir şube. Tabii bu ne bize ne katkılar sağlayacak? Bu bize Türkiye'den istediğimiz şekilde eğitimimize katkı, kurslara buradan
katılım, eğitimlere katılım, kongrelere katılım hakkı sağlayacak. Ve burayı da bir Kıbrıs'ı da orada temsiliyet hakkı sağlayacak dernek çatısı altında. Ne kadar güzel. Bu da önemli bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel bir gelişme. Az önce de söylediğim gibi hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde de takip etmeye devam edeceğiz faaliyetlerinizi. Peki gelelim KOAH'a. Dediğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda da Dünya KOAH Günü'nü kutladık. Bir kez daha dikkat çektik. Bugün bir kez de sizin bilgilerinizle KOAH hastalığına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak istedik. Çünkü günümüzün en önemli aslında sağlık sorunlarından birisi ve hayati tehlike taşıyan, daha doğrusu hayatı gerçekten olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlık. Evet. Bu yüzden bilinçlenmemiz çok önemli bu hastalığa karşı. Siz neler söylemek istersiniz? Dersiniz KOAH nasıl bir hastalıktır? Özüm Hanım, her konuda olduğu gibi hastalıkta da farkında olmamak aslında en büyük tehlikedir. O yüzden de bu dünya günleri, işte KOAH günü, astım günü, pnömoni günü, kanser günü gibi birçok gün de hastaların ve toplumun farkındalığını arttırmak amaçlanıyor. Farkındalık artınca da insanlar kendilerinde belirli semptomlar, yakınmalar ortaya çıkınca doktora gitme ve bunu araştırtma ve tanı alma ihtimallerini, oranlarını yükseltmiş oluyorlar. Hı hı. Dünya KOAH Günü de bu nedenle Kasım ayının her üçüncü çarşambası gündeme gelen bir gün ve biz bugünlerde hem tüm dünyada hem de Kıbrıs'ta şimdi başladık. İşte ülke Türkiye'de farkındalık toplantıları yapıyoruz. Halk ve hekim farkındalık toplantıları ki bu hastalıkla ilgili bilgi düzeylerimiz artsın, farkındalığımız artsın. Neler bizde bu hastalığa neden oluyor ve biz nelere dikkat edip hekime ya da göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıyız diye. Hı hı. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi KOAH hastalığı tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık. Aslında altını çizmek istediğim önlenebilir bir hastalık. Evet. İlk görevimiz de koruyucu hekimlik olduğuna göre biz hekimlerin bunu önlemek için neler yapılacağını eğer biz insanlara doğru anlatırsak bu hastalığın görülme sıklığını da ve oluşturacağı insan yaşamında oluşturacağı hasarları, yaşam kalitesindeki düşüşleri de engellemiş olacağız. Çünkü ilerleyici bir hastalıktan bahsediyoruz. Kronik yani yaşam boyu devam eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve eğer gerekli önlemler ve tedbirler alınmazsa da insanı sonunda yatağa bağımlı, oksijen tüpüne bağımlı, eve bağımlı hale getiren bir hastalıktan söz ediyoruz. Evet, bu açıdan oldukça önemli. Evet. Peki KOAH belirtileri nelerdir? Hangi nedenlerle oluşuyor? Nasıl başlıyor? Biraz onları da açalım isterseniz. Evet. Aslında KOAH'ın önce ne olduğunu kısaca söyleyeyim. Biz KOAH diyoruz hekimler arasında. Hastalar da kolay söylesin diye KOAH diyoruz. Çünkü aslında açtığımız zaman kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Tıptaki adı bu. Evet, dışarıdan onun kısaltılmışı, baş harflerinin alınmışı. Evet. Kronik demek ömür boyu devam eden, süreyen, müzmin. Yani yaşam boyu bir tanı aldığı zaman kişi onunla beraber gidecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Obstrüktif, tıkayıcı. Nereyi tıkayıcı? Hava yollarını tıkayıcı. Hava yolları neresi? Akciğerlere oksijenin getirilip karbondioksitin atıldığı bronşlarımızın, hava yolları adını verdiğimiz bronşların bir hastalığı. Hı hı. Ve bronşların ucunda da en son noktası da alveol dediğimiz gaz değişiminin yapıldığı hava keseleri. İşte kronik obstrüktif akciğer hastalığında tutulan hava yolu dediğimiz yer bu bronşlar ve bronşların ucundaki en son noktası olan alveoller dediğimiz hava keseleri. Hı hı. O halde sürekli devam eden hava yollarını tıkayan bir hastalıktan artık bahsediyoruz. Aslında gelinen en son nokta diyebilir miyiz? Tabii yani yıllar içerisinde gelişiyor KOAH. Birdenbire ortaya çıkmıyor. Bir süreç gerekiyor bunun olması için. Ve gelişimi içinde yıllar boyunca belirli toksik maddelere, gazlara, dumanlara maruziyet gerekiyor. Ve bu dumanların başında da tütün ve tütün ürünleri geliyor. %90 KOAH oluşumundan sorumlu. Neden? Sigara ve sigara benzeri tütün ve nikotin içeren ürünlerin kullanılması. Sadece sigara içerek aslında KOAH hastalığına yakalanma riskimizi artırmış oluyoruz. En önemli riskimiz bu. Bir başka özelliği KOAH hastalığının bir de ek hastalıklarla birlikte gidebiliyor. Yani KOAH'lı bir hastanın KOAH tanısının yanında, akciğer hastalığı olan KOAH'ın yanında şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp damarlarıyla ilgili koroner arter hastalığı gibi hastalıkları, kemik erimesi gibi sistemik başka hastalıkları da eşlik ediyor. Ve ne kadar çok hastalık KOAH eşlik ediyorsa hastanın yaşamsal
kalitesi maalesef o kadar düşük oluyor. Hı hı. Yani bu sistemik hastalıklarla beraber giden bir akciğer hastalığından da bahsediyoruz. Evet. Son söylemek istediğim özelliği de progresif, yani ilerleyici bir hastalık. Hı hı. Siz eğer geç tanı alırsanız çok ileri evrede yakalanıyorsunuz. Eğer erken evrede tanı alınıp gerekli önlemleri alırsanız, mesela içiciyseniz, sigara içicisiniz, sigarayı bırakırsanız bu akciğer fonksiyonlarınızdaki düşüş yavaşlayacağı için hastalığınızın gelişimi, ağırlaşması önlenebiliyor. O halde başta söylediğim gibi ya hiç kullanmayacaksınız, önlenebilir bir hastalık. Bunlara maruziyet olmayacak. Sigara, evet, ve benzeri ürünlerin dumanlarına, hı hı, yine mesleksel burada faktörler de var. Pasif içicilik de önemli değil, tabii, mi? Tabii. Yani bütün hastalıkların gelişiminde aslında aktif sigara dumanı kadar pasif içicilik de son, hı hı, derece önemli. O yüzden ben içiyorum, bana ne, kendime zararım dediğiniz anda, evet, açık havada dışarıda içiyorsanız ve etrafınızda kimse yoksa zararınız kendinize. Keşke hiç içmeseniz. Hı hı. Ama kapalı bir ortamda içiyorsanız, ki biliyorsunuz restoranlarda, kafelerde, evet, ya da belirli yerlerde maalesef dumana i̇çiliyor. Maruz kalıyoruz, içiliyor. Bu süre içinde sigara içmesek bile biz dumanından içen kadar zarar görüyoruz. Hadi yetişkinleri bıraktık, çocuklar, hastalar, evet, yaşlılar, engelliler çok daha fazla. Kendi iradeleri dışında bu dumandan kendilerini koruyamayan insanlar için çok daha büyük bir risk oluşturuyor pasif sigara içimi. Buna da dikkat edelim. Evet. Sigara dışında da faktörler var, mesleksel faktörler var. Yani profesyonel anlamda hayatımızı kazandığımız belirli meslekler KOAH gelişim için risk oluşturuyor. Metal sektöründe çalışanlar, maden işçileri, tekstil ürünleriyle ilgili üretim yapan yerlerde çalışanlar, tarım işçileri gibi bu ortamlardaki toksik gazlar, dumanların solunması, hı hı, yine KOAH hastalığının gelişimine neden oluyor. Bunun dışında odun sobası, kömür sobası kullanımı, evet, kadınların tandır ekmek pişirmesi, Kıbrıs'ta çok yaygın bir alışkanlık var, mangal. Evet. Mangal dumanı, tabii ki kömür oradaki duman, solunan duman. Bunların çok sıklıkla tabii solunması başlatan faktörler içerisinde, hı hı, ne yapabilir? Yer alabilir. Bir de tabii sosyoekonomik düzey ve yaşamsal koşulların eşitsizliği de KOAH hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü tarafından sayılan faktörler arasında. Sosyoekonomik düzeyin düşük olması bu hastalığın görülme sıklığını arttırıyor. Hı hı. Beslenmemiz, popülasyondaki yaşlanma da diğer, hı hı, faktörler olarak karşımıza çıkıyor KOAH'da. Evet. Peki tabii bu kadar faktörün içerisinde bunlar sadece %10'luk kısmı oluşturuyor. %90 sadece, evet, büyük sigara oranda tütün ve tütün diyoruz ürünlerinin kullanımı KOAH gelişiminden sorumlu tabii. Hı hı. Peki ne zaman biz KOAH'tan şüphelenip doktora başvurmalıyız? Öksürük mesela KOAH'ın bir belirtisi sanıyorum ama başka hastalıklar için de öksürük bir, evet, belirti. Evet. Nasıl bunu ayırt edebiliriz? Neler, evet, söylemek şimdi istersiniz? Şimdi tabii Özlem Hanım, insanlar çok uzun süre sigara içen insanlara siz sorun herhangi bir yakınmanız var mı diye, yok derler. Ama soruyu şöyle sorarsanız, öksürüyor musunuz, balgam çıkarıyor musunuz diye, o zaman evet tabii öksürüyorum, balgam çıkarıyorum çünkü ben yıllardır sigara içiyorum derler. Normal bir, yani süreçmiş gibi. Yani bunu normal kabul ederler. Aslında öksürmek normal bir semptom değildir. Bir patolojiyi gösterir. Balgam çıkarmak normal bir şey değildir. Bir patoloji, bir hastalığın belirtisi ya da yolunda gitmeyen bir şeylerin belirtisidir. O halde en kötü yanı, bunu böyle düşündükleri normal bir semptommuş gibi, normal bir şeymiş gibi algılaması insanların öksüren ve balgam çıkaran hastaları, sigara kullananları karşımıza genellikle getirmiyor. Ve biz de tanıyı maalesef çok erken koyamıyoruz. Ne zaman ki buna nefes darlığı ekleniyor, solunum sıkıntısı ekleniyor, bunu da şöyle fark ediyorlar. Eskiden yürüdükleri mesafeleri yürüyemez oluyorlar. Çıktıkları merdivenlerin kat sayısı ve basamak sayısı azalmaya başlıyor. Hırıltılar başlıyor. Sık sık enfeksiyonlardan etkilenmeler, atak geçirmeler ortaya çıkınca, hı hı, diyorlar ki eyvah ne oldu? Yolunda ama o zaman şey var, bize geldiklerinde, yani öksüren, balgam çıkaran ve nefes darlığı olan hastalar bize geldiğinde hastalığın evresi de artık ileri veya çok ileri evreye, yani orta düzeyi geçmiş oluyor. Hı. O yüzden bizim hedefimiz bugünlerde insanlara KOAH günlerinde şunu anlatmaktır. 40 yaşın üzerindeyseniz, sigara kullanıyorsanız, öksürük,
balgam ve nefes darlığından yakınıyorsanız lütfen bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurunuz. Hı hı. Ve nefes ölçüm testinizi yaptırınız. Bunu çok altını çizerek vurguluyorum. Evet. Ama şunu da unutmayalım ki her öksüren, balgam çıkaran hasta KOAH değildir. Bunu da unutmamak lazım. Ama mutlaka hekime gitmek ve bu oluşturan nedenlerle birlikte yakınmaların değerlendirilmesi ve biraz önce söylediğim gibi tanıda çok önemli bir yöntemimiz olan solunum fonksiyon testi ya da hastalar arasında nefes testi olarak bilinen testin yapılması gereklidir. Evet. Peki burada nefes darlığı dediğiniz belirtiler arasında bu semptom hani astım hastalığıyla da sanki benzerlik gösteriyor. Evet. KOAH'ın aslında astımla bir ilişkisi, bir benzerliği var mı? Karıştırılabiliniyor mu? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii astımla KOAH aslında birçok astımlı hasta KOAH'lı hasta astım tanısı almış. Karışıklık var. Biz hekimler arasında da olabiliyor bu karışıklık. Hep ikisi de hava yolu hastalıklarını tutmakla birlikte özellikleri çok farklı. Astım hastalığı çocukluktan itibaren başlayıp erişkin yaşa kadar her yaş grubunda görülebilen bir hastalık. Oysa KOAH hastalığı 40 yaşından sonra ileri yaşlarda belirli maruziyetler, işte bahsettiğim sigara kullanımı veya ek yılların birikimiyle evet, ortaya çıkıyor. Tabii çok uzun yıllar hava yollarında oluşan hasar ve enflamasyon, mikrobik olmayan iltihabın hava yollarını tıkaması sonucunda ortaya çıkıyor. Astım hastalığı nöbetler halinde geliyor. Nöbetler arası dışında her kişi tamamen normaldir hasta. Atak geçirdiği sırada nefes darlığı, hırıltısı, hışıltısı olur. Atak geçtikten sonra sizin gibi, benim gibi son derece normal olarak yaşamına devam eder. Ama KOAH'lı hastalarda özellikle belli bir evreden sonra ilerleyici ve devam eden semptomlar ilaçlarını almazsa tekrar ortaya çıkar ve hastayı rahatsız eder konuma gelebilir. Hı hı. Astım hastalarında atopi dediğimiz alerjenlere yatkınlık, alerjiye yatkınlık çok belirgindir. Beraberinde astımla beraber alerjik nezle gibi üst solunum yollarını tutan problemler, ciltle ilgili alerjik hastalıklar veya diğer maddelere, diğer ilaçlara karşı alerjiler atopi dediğimiz durum ortaya çıkarken KOAH'ta böyle bir durum yoktur. Ve genellikle de KOAH'lı hastaların öyküsünde uzun yıllar sigara kullanımı varken astımlı hastalarda tabii astımlı sigara içen astımlılar da vardır ama daha az oranda bunu görüyoruz. Hı hı. Daha çok tetik çeken alerjenler veya vücuttan kaynaklı faktörleri görüyoruz. Evet. Tabii böyle olunca tedavileri de aslında farklı. Çünkü evet. Hava yollarında oluşan tıkanıklığı oluşturan mekanizmalar, hücreler ve hücrelerin salgıladığı medyatörler her iki hastalıkta farklıdır. Astım hastalığında tamamen oluşan değişiklikler geriye dönerken, hava yolları nöbetler arasında, ataklar arasında normalken KOAH'ta bu geri dönmez. Hep ilerleyici bir şekilde seyreder ve o yüzden de tedavilerde de bronş genişletici ilaçlar KOAH'lı hastalarda daha ön planda kullanılırken astımlı hastalarda hava yolundaki bu mikrobik olmayan iltihabı baskılayan inhaler kortikosteroidler ve yardımcısı olarak da bronkodilatatörler daha ön planda kullanılır. Yani aslında ikisi birbirinden farklı hastalıklardır. Ama son zamanlarda hem astımı hem KOAH olan, örtüşen ve ACO adını verdiğimiz astım-KOAH overlap ya da astım-KOAH birbiri üzerine birlikte görülme hastalığı dediğimiz ya da sendromu dediğimiz bir tablo var. Bugün kitaplarda, öğrenci derslerinde bunlardan da bahsediyoruz. Ne pür astım, ne pür KOAH ama ikisi birlikte ne yapabiliyor? İkisinin özelliklerini taşıyan hastalar görebiliyoruz. Ve bu da hiç de az değil gördüğümüz toplumda. Bundan haberdar olursak bu tanımlamadan, bu durumdan o zaman hekim olarak buna yönelik tedavileri de hastalarımıza veriyoruz. Evet. Peki KOAH tanısı için neler yapıyorsunuz? Kesin tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Ve gerçekten erken dönemde fark edilirse hastalığın tedavisi açısından sonuç ne kadar değişiyor? Evet. Tabii çok önemli. Şimdi en önemli problemimiz KOAH'la ilgili sıklıklara baktığımız zaman 10 KOAH hastasından 9'u hasta olduğunu bilmiyor. Bir tanesi, yani bir buzdağı düşünün. Biz buzdağının üstünü görüyoruz ama altında esas tehlikeyi oluşturan suyun altında kalan kısmı. Neden? Biraz önce söylediğim öksürmek ve balgam çıkarmak. Sağlık Bakanlığı'yla yaptığımız bu Dünya KOAH Günü toplantısında sokak röportajları koymuşlardı. Ve Kıbrıs'ta hastanenin bahçesine çıkılmış Burhan Nalbantoğlu'nun ve orada insanlara KOAH hastalığını biliyor musunuz? Nasıl bir hastalıktır diye sorduklarında yani çok az
cevap, KOAH'la ilgili doğru cevap alındı. Onlar da kendileri KOAH hastası olan veya bir yakını KOAH tanısı almış olan kişilerdi. Çoğunluk bu hastalıktan haberdar değildi. Türkiye'de biz yaptık bir araştırma. Bütün Türkiye'nin bölgelerini içine alan 8000 kişiyi içeren şeyde astım hastalığını %90'ın üzerindeki kişi bilirken bilgi düzeyi %98'lere varan astım hastalığı ile ilgili bir bilginiz var mı ve doğru bilgileri içeren cevaplar alırken KOAH'la ilgili bilgi düzeyi 2'ye 1'di. O yüzden tabii en önce bununla ilgili tanı için halk farkındalığının ve toplum bilincinin arttırılması şart ki hastalarımız erken bize başvursunlar. Evet. Yani daha erken, ya ben sigara içiyorum, bu sigara yıllarca bende sıkıntı yarattı, öksürüp balgam da çıkarıyorum. Bu belki sigaranın yaratmış olduğu bir hastalıktandır, normal değildir. Hadi bir doktora gideyim demek hastalığı bizim erken evrede durdurmamıza yardımcı olacak. Çok hayati bir konu. Biz ne yapıyoruz böyle hastalarda tanı için? Tabii ki öykü çok önemli. Öykülerini, sigara içme zamanlarını, başlama zamanlarını hepsini sorguluyoruz. Mesleklerini sorguluyoruz. Başka maruziyetleri var mı? Bunları sorguladıktan sonra muayenemizi yapıyoruz, fizik muayenemizi. Ve daha sonra da mutlaka bir akciğer grafisi çektiriyoruz hastamıza. Neden? Uzun yıllar sigara kullanıldığı için başka şeyler olabilir, başka şeyler eşlik edebilir. Ama tabii tek başına akciğer grafisi KOAH tanısına koydurmaz. Kesin tanı için nefes ölçüm testi, yani spirometrik inceleme, yani solunum fonksiyon testi yaptırmamız gerekiyor hastalarımıza. Ve bunu ilaçlı test olarak yaptırmamız gerekiyor. Önce hastamız üflüyor solunum fonksiyon testi cihazına, hava akım hızlarını tespit ediyoruz ve daha sonra bronş genişletici ilaç veriyoruz ve 15-20 dakika sonra testi tekrar edip hava yollarında bir darlık varsa buna hava yollarının ne kadar cevap verdiğini kontrol edip hem astımdan ayırıcı tanısını yapıyoruz böylece hem de KOAH hastalığının tanısını koyabiliyoruz. Ve erken evrede de yine spirometrede belli parametrelerimiz var. Sigara içen bir kişide semptomu olmasa bile bakın sizin küçük hava yollarınız etkilenmeye başlamış. Siz bir yıl, iki yıl sonra geldiğinizde bu değerler daha düşecek ve siz nefes darlığı hissetmeye başlayacaksınız diye uyarıda bulunuyoruz. Kehanette bulunmuyoruz. Oradaki değerlerin bize vermiş olduğu. Yani biz o spirometreyi okuyoruz. Tıp dilinde olan bir şey okuyup tercümesini insanlara iletiyoruz. Ve diyoruz ki ilk söylediğimiz şey sigarayı bırakmalısınız. Evet. Puro'yu bırakmalısınız. Pipo'yu bırakmalısınız. Ama tabii burada bir sorunla daha karşılaşıyoruz şimdi son zamanlarda. Hocam tamam bırakayım hemen elektronik sigaraya geçeyim ben. Evet. Tabii bunu duyunca yine tüylerimiz diken diken oluyor. Sanki elektronik sigara masum, zararsızmış gibi bir algı var. Evet. Ama bu ne kadar doğru onu konuşalım isterseniz. Tabii şimdi sigara bırakma yöntemi olarak sunuluyor insanlara ya da zarar azaltma yöntemi diye. Yanan, ısıtılan nikotin ürünleri diyelim. Isıtılarak verilen özel cihazlarla sunulan bir sürü ürün var şu anda piyasada. Kıbrıs'ta da çok fazla bunlar. Bu ürünler, sigara firmaları şöyle açıklamalar yaptılar endüstri. Biz dediler çok üzgünüz, yıllardır insanların ölümüne, hastalığına neden olan bir ürünü sizlere sunmuşuz. Bundan çok büyük pişmanlık duyuyoruz, sigaradan bahsediyorlar. Ama sizi yine çok düşünüyoruz, en çok düşünen bizleriz. O yüzden sizleri bundan kurtaracak ve bu zararları azaltan yeni ürünler sunuyoruz size. Sağlığınıza daha az zarar verecek ve bunlarla hem de sigaranın etkilerinden, vermiş olduğu sağlık etkilerinden korunmuş olacaksınız diye yeni piyasaya sürdükleri işte ısıtmalı nikotin ürünleri, yani elektronik sigara ve benzeri ürünleri piyasaya verdiler. Biliyorsunuz daha önce de konuştuk, sigara içme bağımlılık, bir bağımlılık ve bunun 3 ayağı var. Davranışsal ayağı, psikolojik ayağı, bir bağımlılık üçgeni diyoruz. Bir de nörokimyasal, yani alınan nikotinle oluşan bağımlılık. Tedavi ederken üçünün birden tedavi edilmesi lazım. Yani davranışsal ayağı, bana her şey seni hatırlatıyor psikolojisi. Kahvemi içerim, beraberinde sigara. Araba kullanırım, beraberinde sigara gibi davranışsal birliktelikler. Psikolojik olarak kafanızda onun varlığı, dudak tiryakiliği, parmak el tiryakiliği gibi bağımlılıklar. Nikotin yoluyla da olan, beyin reseptörleri yolundan olan. Tamam, peki sigarayı bıraktınız, elektronik sigaraya geçtiniz. Kurtuluyor musunuz bu üç aşamadan? Alışkanlık devam ediyor. Alışkanlık devam ediyor. Yani sıkıştığınızda nikotin alma ihtiyacı, reseptörleri doyurma
devam ediyor. Davranışsal devam ediyor. Evet. Psikolojik devam ediyor. Ve bir süre sonra zaten bunlar tekrardan sigaraya dönüş gösteriyorlar. Bir de işin kötü tarafı, gençlere öyle bir ürün olarak tanıtılıyor ki bunlar. Gelecek günlerde yapılan araştırmalarda gençlere soruluyor. İleride böyle bir ürün kullanmayı düşünür müsünüz? Evet, zararı daha az olduğu için başlayacak olursam da elektronik sigarayla ya da diğer yanmalı, ısıtmalı ürünlerle başlarım diye yanıt veriyorlar. Ne kadar büyük bir tehlike düşünebiliyor musunuz? Evet. Bir şeyle mücadele, bir ürünle mücadele ve öldüren bir ürünle mücadele, hasta eden bir ürünle mücadele, ondan tamamıyla kurtulmak, onun fikrinden, düşüncesinden ve alımından tamamen kurtulmakla mümkündür Özlem Hanım. Çok doğru söylediniz. O yüzden ben buradan bu konuda bir 30 yıllık bir hekim artı bu tütün ve tütün ürünleri mücadelesinde emek vermiş bir hekim olarak ve hastalıklarını görüp hastalarını kaybetmiş bir hekim olarak, bu yüzden bunların oluşturduğu hastalıklar nedeniyle hastalarını kaybetmiş bir hekim olarak, yaşam çok güzel. Sağlıklı yaşamak da daha güzel. Sağlıklı nefes almak da en güzeli. Kesinlikle. O yüzden lütfen ne paranızı, ne sağlığınızı, ne doğayı yakmayın. Zarar vermeyin. Bu ürünlerden temiz temiz tertemiz vazgeçin. Sigarasız, dumansız bir hayata merhaba deyin ki, yani bağımlı olmayın, özgür olun. Çok güzel. Yaşamı severek ve endişesiz, kaygısız yaşayın. Sigara içenlerin kafasında hep o kaygı var. Geliyorlar mesela hastaneye, hasta olmuş. Bir şey var mı filmimde? Kanser miyim? KOAH mıyım? Bu kadar büyük endişe duymak için. Yazık. Evet, çok doğru. O korku da yazık, o endişe de yazık. Ha, içmeyen hasta olmuyor mu? Oluyor. Ama 100 taneden bir tane ise, içmeyen kişiden hasta olan, içenlerin 100 tanesinden 98 hasta oluyor. Bir de evet, böyle savunmaları var sigara yani, içenlerin. Ben de onu söylemek istiyorum. Yani burada oranlar önemli. Evet, tabii ki olur. İnsan sigara kullanmaz, birçok hastalığa yakalanır. Ama bu oran sigaranın yarattığı hastalıklarla ilgili karşılaştığımız zaman çok düşüktür. Ama sigara içenlerin birçoğu hasta olmaktadır. Evet. Çoğunluğu hasta olmaktadır. Biz de onlara diyoruz ki gelin bu bağımlılıktan kurtulun ve hastalanmayın. Ya da bunun endişesini, kaygısını, hasta olma endişesini, kaygısını yaşamayın. Evet, çok doğru. Hakikaten çok güzel söylediniz. Söyleyecek bir şey yok bunların üzerine. Evet. Peki KOAH'a dönecek olursak tedavi aşamasına da kısaca değinelim isterseniz. Evet. Sigarayı anlattık izleyenlerimiz için. En önemli faktörlerden dedik. Başta KOAH olmak üzere daha birçok hastalıkta ilk başı çekiyor. Tabii sigarayı bırakmak birinci aşama. Evet. Sonrasında neler yapılıyor? Şimdi KOAH tedavisinin ilaçlarla olan bir tedavi, farmakolojik dediğimiz ilaçlarla olan bir tedavisi var. Bir de non farmakolojik dediğimiz ilaç dışı tedavileri var. Tabii öncelikli olarak mutlaka farmakolojik tedaviye başlayacağız. Farmakolojik tedavideki tedavide hedefimiz en önemli bronşlarda oluşan o ilerleyici iltihabı durdurup hava yollarını, düz kasları genişletecek ilaçları kullanmak. Bunun için dünyada, burada ve ülkemizde, Türkiye'de birçok ilaçlar elimizde, değişik inhaler cihazlarla kullanılan ilaçlar mevcut. Tabii yine solunum yoluyla alıyoruz bunların ilaçlarını da, nefesimizi çekerek alıyoruz. Eğer ona yetmiyorsa gücü, nebulizatör dediğimiz makineler var, elektriğe takılarak kullanılan. Bunları hastalarımızda kullanıyoruz. Ama elimizdeki ilaçlar 3 tane, 5 tane aynı etken ve hiçbir zaman ilaçların bulunması, tüketilmesi kadar hızlı olmuyor. O yüzden evet, bu ilaçları kullanacağız ve bu ilaçları hekimimizin önerdiği, ki çoğunlukla KOAH hastaları ömür boyu düzenli ilaç kullanacaklar, önerdiği dozlarda ve önerdiği şekilde kullanacağız. Ataklar sırasında da yine hekimimize başvurarak bu ilaçların dozlarını arttıracağız. Bunlar bizim solunum yoluyla kullandığımız farmakolojik ilaçlarımız. Bunun dışında non farmakolojik tedavi çok çok önemli. Siz birincisini söylediniz. Sigarayı bırakacağız. Sigarayı demeyeyim. Tütün ve tütün ürünlerini. Puro, pipo, nargile, elektronik sigara ve diğerlerini. Sarmalık tütün, hepsini hayatımızdan çıkartacağız. Bunu içerken KOAH tedavisi yapamayız. Delik bir kabı doldurmaya benzer. Altı delik, üstten suyu akıtıyorsunuz, doldurmaya çalışıyoruz. Biz hava yollarını açıyoruz, ilaçlarla tedavi ediyoruz. İçiyor sigarayı ve tekrardan tıkıyorsunuz. Bu
mümkün nafile değil. Nafile bir çaba. Nafile bir çaba. Emek kaybı, beklenti kaybı, ekonomik zarar, hı hı, maliyet hepsi birlikte. Evet. Sigara bırakılacak. İkincisi, korunma önlemleri içerisinde çok önemli bir yöntem aşılama. Erişkin aşılaması. Ne aşılamalıdır? Bu hastalarda kronik hastalıktan dolayı en çok atakları başlatan, alevlenmeleri başlatan nedenler enfeksiyonlardır. O yüzden hastalarımızı hem bakteriyel hem de viral enfeksiyonlara karşı korumamız gerekiyor. Viral enfeksiyonların başında grip geliyor. O yüzden koala hastaların her sene grip aşısı olmalarını mutlaka öneriyoruz. Bir başka önerimiz de pnömoni aşısı, yani zatürre aşısı olmalarını da hastalarımıza kuvvetle öneriyoruz. İşte aşılarla ilgili yanlış bilgilendirmeler, değişik yönlendirmeler maalesef internet üzerinden oluyor. Ama koruyucu önlemleri almak ve koruyucu önlemleri insanlara doğru aktarmak biz hekimlerin görevi. Ve ben bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak koa hastalarına her sene grip aşısı olmalarını ve pnömokok aşısının da iki tane çeşidi var. Bir tanesi 5 ila 7 yıl koruyuculuğu olan, bir tanesi de ömür boyu koruyor. Bunlardan bir tanesini uygulatmalarını istiyorum. Üçüncü tedavimiz pulmoner rehabilitasyon dediğimiz bir tedavi. Çok atlanan, çok bilinmeyen ama aslında çok faydalı olan. Bu nedir? Hareket etmesini sağlayan, hareket etmesini sağlayan egzersizleri öğreten bir sistem. Üst ekstremite egzersizleri, solunum kaslarının egzersizleri, en büyük solunum kazımız diyaframayı kullanma egzersizleri, öksürme teknikleri, balgam çıkarma teknikleri, solunum tekniklerinin öğretildiği, evet, ve fizyoterapistlerle beraber yaptırdığımız son derece önemli bir tedavi yöntemi. Bunun içerisinde beslenme uzmanı var. Hastanın beslenmesini düzenliyor. Bunun içinde psikiyatrist olması gerekiyor. Ruhsal durumunu düzenliyor ve bunun içerisinde egzersizleri öğreten bir fizyoterapistin olması gerekiyor. Ve tabii ki bunların başında da bir göğüs hastalıkları uzmanının olması gerekiyor. Bu kadar çaresiz kalabildiğimiz hastalarda ilaçlarımızın bittiği yerde destek tedavimiz pulmoner rehabilitasyondur. Bunun da gündeme getirilmesi, hastalara anlatılması, öğretilmesi gerekmektedir. Bir diğer tedavi yöntemimiz oksijen tedavisidir. Bu hastalar ne yazık ki bir süre sonra gün boyu, günün 15-16 saati oksijen kullanmak durumunda kalmaktadırlar. O yüzden bunlara oksijen kullanımı ile ilgili doğru bilgilerin hastalarımıza verilmesi ve evlerine de sürekli oksijen kullanımını temin edecek bir oksijen cihazının temin edilmesi son derece önemli. Bununla ilgili sağlık raporlarının hazırlanması, hastaya kullanımla ilgili bilgilerin verilmesi çok önemlidir. Hı hı. Bir de solunum destek cihazlarımız var. Mekanik ventilatör dediğimiz, hastanın solunum sıkıntısının arttığı dönemlerde solunum makineye bağlıyoruz hastalarımızı ve solunum kaslarını dinlenmeye alıyoruz. Ve ondan sonra da hasta solunum kasları dinlenmiş olarak tekrar oksijenlenmesi düzelmiş olarak hayatına devam edebiliyor. O halde bir kombine tedavi. Burada hekim orkestra şefi, hasta bu orkestra şefini dinlemeye gelen dinleyici ve diğer yardımcı sağlık personeli hep birlikte hastanın iyileşmesi, evet, hasta yakınları da burada çok önemli. Hasta yakınlarında bilinçlendirilmesi gerekiyor. Peki bu hastalık çok erken tespit edilmişse bu bahsettiğiniz tedavilerin hepsine gerek kalmayabiliyor. Kalmayabilir tabii ki. Ama koruyucu önlemleri mutlaka alacağız. Aktif pasif içicilikten uzak duracak, aşılarını olacak. Ondan sonra pulmoner rehabilitasyon, illa bir hastanede pulmoner rehabilitasyon olması değil, hareket edecek, spor yapın diyoruz. Her yaş grubunda hasta olun, hasta olmayın, egzersiz. Solunum kasları ya da vücut kasları ne kadar güçlüyse, insanın da her türlü hastalığın gelişmesi o kadar zordur. Evet. Bağışıklık sistemi de yüksek olur, morali de iyi olur, enerjisi de iyi olur. Biliyorsunuz her şey vücudun dengesini bozulup vücuttaki enerjinin düşmesi ve stresin artmasıyla ortaya çok çıkıyor. Doğru. Bunu en çok düzelten şey, en faydalı şey spor yapmak, hareket etmek. Muhakkak hayatımıza dahil edelim. Tabii tabii. Yani bir de şöyle bir yanlış bilgilenme var, onu da düzeltmek istiyorum. Şimdi insanlar sigara içiyorlar, sonra geliyor hastalar diyor ki hocam diyor, bana sigara bir şey yapmaz. Ben haftada 3 gün 1 saat çim sahada futbol oynuyorum. Zannediyorlar ki bu maddeler atılıyor spor yaptığı zaman. Bu maddeler atılmaz. Parmaklarınızı kontrol edin, kronik sigara içiciler. Dişlerinize bir bakın lütfen.
Kokusuna bir bakın lütfen. Parmağınızdaki sararma, dişlerinizdeki kalıcı değişiklikler, renk değişiklikleri. Bunları atabiliyor musunuz? Elinizi yıkıyorsunuz, gitmiyor. Kokusu üstünüzden çıkmıyor. Bunu nasıl atabilirsiniz sporla? Mümkün değil. Akciğerlerinize yapışan bu zararlı maddeler ne yazık ki orada kalıyorlar ve hasar vermeye devam ediyorlar. Hı hı. Spor yapmak iyidir ama sigarayı bırakarak spor yapmak akciğer kapasitenizi ve fonksiyonlarınızı daha çok arttıracaktır. Bunu unutmayalım. Evet. Peki zaman da hızla geçti bu arada. Özetle son olarak neler söyleyelim izleyenlerimize? Valla her bir hastalıktan korunmak için, özellikle kronik hastalıklardan korunmak için insanın yaşamındaki zararlı maddeleri dışarı çıkartması, kırmızı kart göstermesi gerekiyor onlara. Ve bunların başında da tütün ve tütün ürünleri geliyor. Tütün ve tütün ürünlerinin zarar vermeyeni yok Özlem Hanım. İçinde nikotin bulunan, ister yansın ister ısıtılsın bütün ürünler hem kişiye hem de çevresinde bu dumana maruz kalanlara zarar veriyor. O halde bunları hayatımızdan, aklımızdan ve cebimizdeki paraya el uzatmasından dışarı bırakmamız evet. gerekiyor. Onun dışında da mutlaka hareket etmemiz, spor yapmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra tabii ki hastalık gelecekse artık biz gerekli önlemleri aldık. Yine oluşabilir ama daha kolay mücadele edebilir, tedavi sonuçlarını daha iyi alabiliriz. KOAH'tan korkmayalım, KOAH olmaktan korkmayalım ama olmamak için de bu hastalığa yakalanmamak için de farkındalığımızı arttırıp gerekli önlemleri alalım diyorum ben. Evet, bizler de bugün bir kez daha dikkat çektik bu konuya. Sizin engin bilgilerinizle birlikte çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimiz faydalanmışlardır bu bilgilerden. Eminim. Çok teşekkürler. Ben tekrardan teşekkür iyi çalışmalar diliyoruz. Sağlıklı Yaşam'ın böylelikle bugünlük de sonundayız değerli izleyenler. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.